Herkese merhaba, ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte C# derslerimize devam ediyoruz. Bugün bir alıştırma daha yapacağız. Bir mini ATM uygulaması örneği yapacağız birlikte. Hadi başlayalım. Burada öncesinde ben mini ATM ekranında neler gözükmesi istediğini yazmıştım. 1'e bastığımızda bakiye, 2'ye bastığımızda para çekme, 3'e bastığımızda para yatırma, Q'ya bastığımızda da çıkış yapmasını istiyoruz. Şöyle hemen mini ATM'ye hoş geldiniz diye bir ekran karşılasın bizi. Daha sonra yapmak istediğiniz işlemi seçiniz diyelim. 1 bakiye görüntüleme, 2 para çekme, 3 para yatırma, Q dedik, 4 demedik buna, çıkış. Hemen bu bakiyemizi belirleyelim. Int bakiye eşittir 1000 olsun. String seçim eşittir console readline. Bir seçim yapmasını isteyeceğiz çünkü. O zaman if bloklarımızı açtık. Bizi ne karşılayacak? Seçim eşit eşit 1 ise bakiye görüntüleme. Console.WriteLine mevcut bakiyeniz artı bakiye console readline. Hemen else if geçelim. Seçim eşit eşit 2. Seçim 2'de para çekmesini istiyormuşuz. Console WriteLine çekmek istediğiniz tutarı giriniz. Int çekim eşittir convert to int 32 dönüşümünü yapmayı hiçbir zaman unutmuyoruz yoksa hata verir. Ve bakiyeden fazlasını çekmesine izin vermeyeceğiz. Hemen bir if daha açıyoruz. Çekim büyüktür bakiyeden ise şöyle yapalım. Onu else'ye yazalım. Çekim küçük eşittir bakiyeden ise çekim yapsın. Console WriteLine güncel bakiyeniz desin. Artı bakiye eksi çekim. Console readline. Hemen else if açalım buraya da. Çekim büyüktür bakiyeden ise hemen ekranımıza mevcut bakiyenizden fazlasını çekemezsiniz diye bir yazı çıksın. Console readline. Üç tane yapıyormuşuz. 3 para yatırmaymış. Else if seçim eşit eşit. String ifadeler tırnak içinde yazıldığı için bunların hepsi tırnak içinde. Onu da unutmadan söyleyelim. Neymiş? Para yatırma. Console.WriteLine yatırmak istediğiniz miktarı giriniz diyoruz. Int yatırım eşittir convert to int 32 console.WriteLine console.WriteLine diyeceğiz. Güncel
bakiyeniz bakiye artı yatırım konsol readline else if seçim eşit eşit q console.writeline mini ATM uygulamasından çıkış yapılıyor yazsın. Sonra çıkış yapıldı yazsın. Hemen bunu else bloğunu da dolduralım. Lütfen 1, 2, 3 ve Q seçimlerinden birini seçiniz. Yani 1, 2, 3 Q dışında bir şey seçerse bu yazı ekrana çıkacak. Hadi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi mini ATM'ye hoş geldiniz. Yapmak istediğiniz işlemi seçiniz. 1. Bakiye görüntüleme. Mevcut bakiyeniz 1000. Şöyle. Buraya da yukarıya bir çıkaralım. Açalım. Ne işlem yapsın? Hadi para çekme işlemi yaptıralım. Çekmek istediğiniz miktarı giriniz. 950. Güncel bakiyeniz 50. Hatalı işlem yapalım. 1, 2, 3, Q demişiz. 5'e seçtik. Lütfen 1, 2, 3, Q seçimlerinden birini yapınız. Gördüğünüz gibi. Bu mini ATM uygulaması örneği de böyleydi. Anlamadığınız veya kafanıza takılan bir yer olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bu örnekler daha da geliştirilebilir. Bilir daha kapsamlı yapılabilir ama adım adım gittiğimiz için böyle çok basit tutuyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi takıldığınız, anlamadığınız, burada niye böyle yaptık dediğiniz bir yer varsa bana ulaşmaktan çekinmeyin lütfen. Bir dahaki videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.